Evet sevgili dostlar. Süper Lig'de ve Süper Lig'e yakın yerlerde çok enteresan şeyler var. Aysel Spor Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itiraz reddedilince 3 puanı silindi. Lig'de gerilere doğru gitti. Süper Lig'de enteresan bir hafta yaşandı. Ee, ve Süper Lig'deki sonuçlardan sonra Ankara gücü Lig'de kalmayı garantiledi. Yani kıyasıya bir yarış var. Ee, Sivas Spor'un Hani Sivas'ın da düşme ihtimali var mı? Sanırım var. Sivas, İstanbul, Giresun arasında kıyasıya bir yarış var. Bakalım hangisi ligden düşecek. Çok enteresan şeyler var. Kayseri Spor'da ligde 9. sırada ama son maçlarda her an her şey olabilir. Bir de bu kararın şimdi verilmesi tarafta da diyor ki ne oldu küme düşme potasında olsa silmeyecek miydiniz diye. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone Çağlar Söyüncü bu yaz aramıza katılacak ve savunmamıza güç katacak diyor. Bakın ben buna kızıyorum. Ulan Fenerbahçe olarak inanın biz bu çocuğu alabilirdik. Fenerbahçeli bir çocuktu. Anlatabiliyor muyum? Ama biz neyle uğraşıyoruz? Yeni sezon formamızda kaç tane yıldız olacak? Kaç tane alaksi olacak? Bu arada yeni sezon formaları çubuklu sarı lacivert arkadaşlar. Kesin olarak söylüyorum size. Çubuklunun aynen hani gördüğünüzde kolları beyaz, yakası beyaz, yüzde yüz formamız o. İkinci çubukluda şöyle söyleyeyim size sarı ve beyaz renkler var. Hani sarı beyaz çubuklu demeyim de e, değişik bir motif. Sarı renk daha ağırlıkta. Üçüncü formayı da arkadaşlar lacivert bir e, forma. Hani beyaz çizgilerle böyle bir boğa deseni olabilir. Bakın bir şey söyleyeceğim. Burada şu an şu duyduklarınızı başka hiçbir yerde duyamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bunu da bir kenara not alın arkadaşlar. Tamam mı? Zahmet Akaydın'ı Jorge Jesus özellikle istedi diyor Murat Sancak. Hatta Fenerbahçe taraftarı bize mailler attı diyor. E, mesajlar attı diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Bu yapıldı. Ondan sonra da futbolcuyu biz istemedik falan filan diyorsunuz. Ee, yani son zamanlarda iyi de gidiyor ama bence Fenerbahçe'de son zamanlarda sıkıntı başka. Evet şimdi size bir anket sunacağım. Sefa Atalay bir iddiada bulunuyor. Fenerbahçe taraftarına 4 teknik direktörü verseniz. Aykut Kocaman, Jesus, Lücescu, İsmail Kartal diye. %55 Aykut Kocaman der, %20 Jorge Jesus der, %15 Luchescu, %10 İsmail Kartal der diyor. Ben de aksini iddia ediyorum. %35 Luchescu, şey Jesus'la devam der. %35 dedik değil mi Jesus'a? %25 Luchescu der. Kaç etti abi? 60. %20 civarı da İsmail Kartal der, %80. Kalan %20'nin hiçbiri yani kalan %20'nin %20'si de Aykut Kocaman'a basmaz. Emin olun kalan %20 şöyle bir düşünür. Oyunu ya Jesus'a verir ya şey yapar değiştirir. Yani bunlar iddialı şeyler. Bakın Fenerbahçe'den gidecekler. Mesela sezon başındaki Kim Minji Napoli'ye transfer oldu. Serie A'da sezonun en iyi savunmacısı seçildi. Yani bakın Fenerbahçe'den giden yıldızlaşıyor. Hocam o bizim uğursuzluğumuzdan. Hayır o bizim uğursuzluğumuzdan değil. O bizim çok bilmişlerimizden. Futbolcu daha adı bizimden anılmaya başladığı anda başlıyorlar. Ben bunu izledim. Fenerbahçe Uganda ligi, Uganda 8. liginden futbolcu alıyor. Ben biliyorum abi bak sağ kanattan iyi bindirmeleri var çocuğun. Ayaklarına hakim bir çocuk. Solu da kullanabiliyor. Lan vicdansızlar. Böyle böyle yapı yapa bir takımı mahvettiniz ya. <laughs> ne olur Galatasaray transferlerini falan yorumlayın. İkinci lig ekiplerinden Teko Karacabey Belediye Spor Başkanı Sarp Yalçınkaya Fenerbahçe'nin kulübün %50 hisselerini aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Şimdi hocam bunun bizim için ne önemi var ben anlamıyorum. Ya da bana bunu bir izah eder misin? Ben size şöyle izah edeyim. Bu arada formayla ilgili 5 yıldızı da anlatayım. Ee, biz eğer bir takımı pilot takım olarak alırsak istediğimiz sayıda futbolcumuzu orada değerlendirebiliriz. İkincisi senin elinde çok ciddi bir koz geçer. Nasıl koz geçer? Mesela Nazım Sangare. Verirdin oraya. Orada oynatırdın. Hocam ikincilikte oynar mı? Bazısına da tehdit olurdu. Alt yapadaki çocuklar Bora Aydınlığı orada oynatırdın. Yani normal maç tecrübesi kazanırdı. Hocam ya yani orada o ligden bu lig arasında çok fark var. Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Mert Hakan Yandaş nereden geldi? Bir bakın. Barış Alper Yılmaz nereden geldi? Emir Ortakaya mesela onu da konuşacağım. Önce ben 5 yıldızı konuşuyorum. Arkadaşlar ben anlattım. Güzelce de izah ettiğimi düşünüyorum. Bir öğretmen olarak iyi anlattığımı düşünüyorum. Dedim ki bak Fenerbahçe'nin logosunda normalde 5 yıldız yok. Ama şöyle bir logo tescili. Yani üstünde 5 yıldız olan bir logo tescili. Ve bu, bunu tescil ettirdik arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin anlık logosu 5 yıldızlı. Önümüzdeki sene ya seve seve ya da mecburen herkes bu logoyu kullanacak. Yani Galatasaray TV'de falan da mecbur bu logoyu kullanacaklar. Çünkü takımın logosu bu. Bursa Spor'da da 5 yıldız var arkadaşlar. Yatay bir şekilde. Sarı var, lacivert var, yeşil var, kırmızı var. Bir de beyaz renk olması lazım. Tam hatırlayamadım. Sivas da 3 tane yıldız var logosunda. Anlatabiliyor muyum? Logo tescili yapıldı. Hiçbir ceza veremeyecekler. Ama ben şunu söyleyeyim. Takım çok iyi gidiyorken Ali Koç çıktı ne dedi? stadın ismini Atatürk stadı yapacağız. Hayırlı olsun. Yani ne gerek vardı buna? Takım çok iyi gidiyor. Biz seneye kesinlikle 5 yıldızına çıkacak. Hadi bir tanesi engellesin. Bakalım seneye Ali Koç takım iyi giderken hangi şeyi yapıp e, siyasi iktidarın ve sosyal medyanın tepkisini alacak. Merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçeli bir başkan bunu yapmaz. Trabzonspor'la yarıştasın, çekişmedesin. Her ne kadar da Trabzonspor'un kollandığını, Trabzonsporlarda bilse de sen çıktın orada. Trabzon'un hocasına devlet alıyor. Bilmem belediyeler satın alıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki bu, bu gerçeği açıklamanın ne sıkıntısı var? Abi Galatasaray taraftarı gibi yap. Sezon devam ederken ne hükümet istifa dediler. Ne bilmem mecliste Hizbullah istemiyoruz dediler. Ne başka bir şey dediler. Şampiyonluk kutlamasına bakın bakalım neler yapmışlar. Yapman gereken bu. Ha seneye de koklatırlar o Galatasaray o şampiyonluğu. Onu da söyleyeyim. Emir Ortakaya. Göztepe'ye kiraladığımız gencecik çocuğumuz. Bizim çocuğumuz. iyi bir futbolcu, iyi bir e, genç. Orada bir sezon daha kiralanmasını istiyor Göztepe. Ama biz geri getirme fikrindeyiz. Kasımpaşa da istiyor. Alanya Spor'da istiyor. Samsun Spor'da istiyor. E, Emir'i ki bunu DHA da haber olarak verdim Yani şu anda tatilde futbolcumuz bir sezon daha devam etmesinden yana diyor. E, hayırlısı ailesi olsun arkadaşlar. Gustavo Henrique, Cruz Arul, Gustavo Henrique'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürüyor. Arkadaşlar aldığın fiyata geri gönderebilirsin. Bu duyum %100 doğru bir duyum. Rossi Uruguay milli takımına seçildi. İnşallah nihai kadroya da seçilir. Çünkü ben sizi müjdelemek istiyorum Rossi ile ilgili. 14 Haziran 20 Haziran'da takımının maçları var. Bakın arkadaşlar Galatasaray ve şeyine ilgili bir detay vereyim. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağı için bakın 14 Haziran 20 Haziran millilerini gönderip hemen 24-25'inde belki toplanmak zorunda. Yani Galatasaray tatilsiz girecek yeni sezona ve inşallah bol sakatlıklı bir sezon yaşayacaklar. Tıpkı bizim geçen sezon yaşadığımız gibi. Çünkü sezonu erken açmak sakatlıkların artması demek. Öreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bu arada kim tam olarak? Hani şu bizim Flamengo'ya satmak üstüne olduğumuz mi? Evet ondan dolayıdır. Ayat Çilingiroğlu ne demişti? Galatasaraylıların adetidir. 30-40 senedir. Sene içinde her şey olur. Sene sonunda gel el sıkışalım. İnsanların ağrına gider bu hareket. Şampiyonluktan bağımsız konuşuyorum diye. Ya bazılarının da yani ahlakları böyle çok ses etmemek gerek diye düşünüyorum. Ben şunu söyleyeyim. Eee... Sevgili arkadaşlar, enteresan gelişmeler var ben Fenerbahçe'de. Mesela Emre Mor diye bir yıldızımız var. Bana göre yıldız. Sizi bilmem. Bana göre yıldız. Emre Mor'un şöyle bir özelliği var. Emre Mor, Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri. Ancak yeterli şeyi görmüyoruz. Sebebini söyleyeyim size. Jesus inat bir adam. Dediğim dedik çaldığım düdük bir adam. Yani Je Emre Mor'un oynamamasının sebebi Jesus'un inadı. Aynı şekilde Arda Güler için de aynısını söyleyeyim. hani Arda Güler de Jesus'un inadından oynamadı. Sonra bir oynamaya başladı. Aldı yürüdü gitti. Ya kötü de oynayabilir. Ben hani iyi oynayacak diye bir şey bir şey söylemiyorum. Ama göz göre göre bu kadar inat edilir mi? Ediliyormuş. Gerçekten ediliyormuş. Emre Mor için Elif Buse Araç diyor ki Süper Lig'den iki kulüp Emre Mor için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Ben bunlardan bir tanesinin Trabzonspor olduğunu biliyorum. Tarafıma gelen bilgi kulüplerden birisinin iki oyuncusuyla takas teklifi yapacağı yönünde diye. Bir Spor biri Trabzonspor diye biliyorum ama e, bu zayıf duyum arkadaşlar. Yani bunun bir geçerlilik payı yok. Bilginiz olsun. Mesela Arda Güler'le ilgili de Bundesliga'dan 25 milyon euro sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif geldi haberi var. idi Ajans Spor'dan. Barış Şurdu seven Arda Güler için geçtiğimiz haftalarda 25 milyon euroya Benfica ile anlaşma noktasına gelindi. Sonra Arda'nın yeni menajerlik şirketi devreye Newcastle'ın girdiğini söyledi. Ali Koç Arda'yı satmaktan vazgeçti. Kendisi ve ailesiyle konuştu diyor. Görünen o ki bizim başımızı bayağı ağrıtacak Arda Güler. Ee, Cao Pedro. Birçok takım sıraya girdi Cao Pedro için biliyorsunuz değil mi? Genoa, Bologna, Udinese. Udinese. Ya Pedro bekao. Geçtiğimiz günlerde ben bunu subliminal mesaj olarak verdim ama Ya Pedro bekao. Aynen ee, hocam hep gideceklerden konuştun ya biraz da geleceklerden bahset. Ya gelecekler kısmı çok karışık. Yani önümde çok uzun bir liste var. Mesela ee... Ahmet Ercanlar Ali Bey üst seviye oyuncularla görüşüyor ve doğal olarak bu oyuncular çok maliyetli yakın çevresine daha düşük maliyetli yıldızlar getirmek bütçemize daha uygun demiş. Ali Koç'un yani Ali Koç'un herhalde şeyi Ahmet Ercanlar Alaaddin Metin'e çünkü Aziz Yıldırım da bunu çok yapardı Alaaddin Metin'le falan. Yani kendi söylemek isteyip söyleyemediğini Ahmet Ercanlar'a söylettirmesi. Bunlar hoş değil. Fenerbahçe burası. Bakın burası Fenerbahçe. Fenerbahçe kaliteli futbolcular almak zorunda. Kaliteli takım kurmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe'ye bak. Fenerbahçe'nin şu andaki Türk yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin duruşu aynı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre herkes bize düşman. Bulgaristan düşman, Yunan düşman, Ermeni düşman, herkes düşman. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ali Koç'a göre de Fenerli'nin Fener'den başka Fener'den başka dostu yok. Yani şu salak düşünceden çıkın. Fener'le Galatasaray yarışa gidiyor. Türkiye'nin dörtte üçü Galatasaray'ı destekliyor. Bunun sebebi sizsiniz. Bu politikanız, bu salakça politikanız, bu saçma politikanız. Ya kardeşim niye Fenerbahçe'de nefret ettiriyorsunuz? En büyük biziz, çok büyük, büyük biziz, biz süperiz, müteşemiz. Böyle yapmayacaksın. Hayvan gibi kadro kuracaksın. Gideceksin konferans ligini kazanacaksın. Süper ligi kazanacaksın. Türkiye ligini kazanacaksın. Diyeceksin ki Türkiye'nin en büyüğü biziz. Millete sen alkışlayacak. Da biliyor muyum? Yapsın. Abidik kubidik işlerle bu iş olmaz. Sevilla'yı yenip Juventus'u eleyip finale çıkıp finalde de rakibine delik deşik edeceksin. Roma'yı yeneceksin. Kupa'yı getireceksin. Diyeceksin ki bakın Türkiye'nin en büyüğü benim. Şampiyonlar Ligi'nde de Jortingen'in Mortingen'i diye gruplardan direkt dalacaksın. Alacaksın 25 milyon euro parayı. Havuz gelirinden, Jardiner gruplarından 35 milyon euro'yu kasaya atacaksın. Rahatlayacaksın. Jesus başkan transfer üçgene. Hocanın istediği son forvet Reading'den Lucas Jaoua. Arkadaşlar inanılmaz saçma bir hareket. Yani Gustavo Henrique meselesini biliyorsunuz. E, bu meseleden dolayı Batshuayi Ali Koç kendi satın aldı biliyor musunuz? Batshuayi. Ki bunu anlattım. Yani hatırlayın Portekiz liginden hoca alacağız diye. Oyuncunun menajeri Jesus'un kankası. Biz geçtiğimiz sene böyle çok tufaya düştük. Jesus'un kankalarıyla. Şimdi ben çok merak ettiğim bir soru var. Çok merak ettim. Kafama takılan bir soru var. Soru şu şekilde. Acaba Jesus gittiği takımlara da bizden futbolcu götürecek mi? Mesela bak Ferdi Kadıoğlu. Teklif var. Arda Güller'e teklif var. Serdar Aziz'e var. Ca Pedro'ya var. Serdar Dursun'a var. Rossi'ye var. 6 tane futbolcumuza da teklif var. Kesinlikle 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 teklif var. Şimdi mesela misal veriyorum. Al Ahli'ye gitti. Ca Pedro'yu 7 milyon 8 milyon euro verip aldırır mı? Aldırmaz. Bence biz bunu sağlamalıyız. Yani gidiyorsa da bunu yapması lazım. Düşünsene Al Ahli'ye gitti. 10 milyon euro verip Cao Pedro'yu aldırdı. 5 milyon euro verip Serdar Dursun'u aldırdı. 15 verdirip Rossi'yi aldırdı. 30 milyon euro 3 tane futbolcudan elde ettin. Heykelini dikeriz. Yani sadece heykelini dikmekle de kalmayız. Ama maalesef bizde bu sene taraftarda şu imaj oluştu. yani Tankiş dolarını getirdi kulübe soktu imajı oluştu. Yani bu imajı da yıkmak kolay değil onu da söyleyeyim. Duvans Zapata Fenerbahçe'ye önerildi. Ee, Valencia zaten Türkiye Kupası finalinden sonra gidecek. İranlı Mehdi Taremi Fenerbahçe'nin gündeminde Jesus devam ederse Taremi çok istiyor. Ben şunu söyleyeyim. A plus futbolcu mu? A plus futbolcu. Bir bakın attığı gol sayısına falan anlarsınız. Stefan Devriş. de ile ilgili söyledim. Menajeriyle biz de görüştük. Altasaray'la da görüştü. 3 milyon imza parası yıllık 3 e, yani 3 milyon euro imza parası 3 yıllık sözleşmede 3 milyon euro istemiş haberleri vardı. Yani uzatmaya yakın öyle söyleyeyim size. Galatasaray'la da görüşen futbolcu yani ne yapacak ama iyi bir futbolcu onu söyleyeyim. Barış Yurdu Seven Fenerbahçe Umut Nayır'la ilgileniyor dedi. Hani Serdar duruşunu gönder Umut Nayır'ın olamaz al. Mantıklı mı? senin Thiago Çukur diye de bir futbolcun var bu arada kirada onu da söyleyeyim. Wilfred Zaha ailesine birlikte Antalya'da tatilde. Antalya Serik'te Regnum Karya otelindeler. Eğer Antalya'daki arkadaşlarımız gidip baskı yaparlarsa Amtu Fenerbahçe falan diye. Ama şunu söyleyeyim bak. Taremi bir, Stefan Vrij 2. Hadi Umut Nayır da yedek olarak al. Wilfred Zaha'yı da al. Ben kabulüm. Yani Fenerbahçe e, klasında bir takım oluştuğundan dolayı ben kabulüm. Tabi yine eksikler var. E, Ha, bunlar lazım. Taraftar da bunlara isyan ediyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe sezonu ikinci bitirme halinde 26,5 milyon TL. 3. bitirme halinde 19,9 milyon TL'yi kasasına koyacak. Keşke bunlar euro olsaydı. Hani maaşını euro ile mi alıyorsun? Keşke euro ile alsaydın. Bayern Münih, Sergi Gnabry, Seydou Mane ve Leroy Sané için gelen teklifleri dinleyecekmiş. Yok. Mane falan gelmez. Kandırmayın Fenerbahçeleri. İmkansız. Bunu da söyleyeyim. Edince anlaşmışız. Kesinlikle anlaşmışız. Her konuda anlaşmışız arkadaşlar. 37 yaşındaki Bosna Ersekli Edin ile Haberler öyle sürü, Ben demiyorum. Her konuda anlaşmışız. Hayırlı olsun diyorlar. Hani istekleri sorulmuş olamaz değil mi? 37 yaşındaki futbolcu. Hani gelsen kaça gelirsin diye. Onu da söyleyeyim. Sözleşmesi bitecek bazı futbolcular. Screener, Markus Duram Adrian Rebiot, Yuri Tilemas, Wilfred Zaha, İlkay Gündoğan, Asensio, Roberto Firmino, Guerrero, Engolo Kante, Nebi Keita, Musa Dembele Ramos. Ali Koç eğer Fenerbahçeli ise. Bakın size ben bazı isimleri söyleyeyim. Rebiot orta saha merkez 1. Engolo Kante 2. Hadi lan Engolo Kante'yi nereye alıyorsun? Ali Koç Fenerbahçelisin. Niye almasın? Yuri Tilemas 3. Wilfred Zaha 4. Firmino 5. Musa Dembele 6. Hadi Kante'ye inanmadınız. Hadi Kante'yi geri alayım. Rebiot, Tilemas, Zaha, Firmino, Dembele. 5 tane futbolcu da Fenerbahçe kadrosuna katar. Atamaz mı? Hocam yapamaz. O zaman Ali Koç soyadını değiştirsin. Ali Koyun yapsın ya da Kuzu yapsın. Bunları almadıktan sonra ne anladım ben Ali Koç'un koçluğundan? Bir Firmino'yu bir Dembele değiştir. Batshuayi'yi, Valencia'yı, Pedro'yu Pedro gönder. Firmino Dembele çek. Üçüncü forvetini bak. Üçüncü forvetini dünyada kimi yaparsan yap. Tarafta aranı olan ilk iki forvet bizi mest ediyor diyeceği adamları getir. Üçüncü forveti kim yapıyorsan yap. İstersen Umut Nair e, istersen Mustafa Hoca yap. Rebiyot. Rabiyot. Ana. Çağ atlatı. Bu arada Tilemas'ın talepleri varmış. E, rakiplerinden. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tilemas diyormuş ki 5 milyon euro imza parası. Yıllık 4 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme diyormuş. Daha yaşı 26. Belçikalı orta saha oyuncusu. E, değer mi? Transfer market değeri sanırım 30 milyon euroydu. Yanlış mı hatırlıyorum? Hemen kontrol edelim. Vara gidelim. 30 milyon euro arkadaşlar. Al sana orta saha. Senin rakibin gitti Torreira'yı çekti. 20 milyon euro transfer market değeri vardı. Parayı bastı adam. 26 yaşında merkez orta saha. Belçika milli takımının oyuncusu. Al sana topçu. Kafan basıyorsa, beynin alıyorsa al sana topçu. Daha yaşı 26. Getir. Vallahi 4 milyon euro para değil ya. 4, ya 4 milyon euro falan para değil. 250 milyon euro harcamış Ali Koç. İbe etmiş. Tamam enayi koç diyorum Bak Tilemas'ı getir. Merkez orta saha. Bas 4 milyon euro yıllık ücret. Dembele'ye bas 3 milyon euro yıllık ücret. Firmino'ya bas 4 milyon euro. Zaha'ya bas 4 milyon euro yıllık ücret. 4 tane A plus futbolcum var. Orta saha, Forvet. Belki yelek forvet ya da kanat forvetin. Ve de kanat oyuncu. 4. Rebiot'u ben Adrian Rebiot'u Fenerbahçe'nin yani hiçbir şekilde gündeminde değil. Onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde gündemimizde değil. Ee, zaten bizde Rebiyat'ın Portekiz şubesi var ama Biz değerlendiremiyoruz. Orası da ayrı mesele. Yani Rebiyat'ın yolu Türkiye'ye düşmez. Adam Juventus'ta 47 maçta 11 gol 6 asist yapmışken yolu Türkiye'ye düşmez. En azından 34 yaşına kadar. Ee, kimsenin de hayalinden oynamayayım. ha hocam diğer isimlere gıcığın mı var? Ya diğer isimlere falan gıcığım yok ama e, bir gerçekler var. Bir de rüyalar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Tilemans'ın menajerine biz daha önce sorduk. Evet gerçekten de sorduk şartlarını. Ee, bu şartları aldık. Hatta 19 Mayıs'tan önceydi. Arsenal falan var. İmza söz konusu var. Nasip ya. Mert Müldür. Mert Müldür'ün temsilcisi Özgür Dobruca. Uzun lafın kısası demiş ki Avrupa'da oynamak istiyor ama demiş. Ne olacağını birlikte bakacağız demiş. Mert Müldür Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe'de oynatabileceğim bir futbolcu. Eğer Süper yanlışlıkla aldıysan göndereceksin. Yanlışlıktan yanlışlıkla aldıysan göndereceksin o Onun yerine de Mert Müldür'ü çekeceksin. Aynı paraya gönderebiliyorsun. Ne, ne ala. 6 milyon eurodan daha düşük paraya da Mert Müldür'ü. Daha da Mert'i solda Ferdi'yi oynatırsın. Al sana sağlı sollu hat. Eron bu Penza. Yaşı daha 26 yaşı daha 26. 1.80 boyunda Santrafor. 26 yaşında. Gabon milli takımında 28 maçta 5 golü var. Ee, sol ayaklı sol kanatta oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor. 7 milyon euroyu almıştı Al Şabap sezon başında. Bu sezon 21 maç 13 gol 3 asist ama 1579 dakika. Yani yaklaşık 16 17 17 maç diyelim. 13 gol 3 asist. Upenza penza bir temas var. Yani onu söyleyeyim. Biraz Wilfred Zaha'yı beceremiyorsan aslında alabilirsin. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani benim bu bu kısımdan aktaracağım duyumlar bu kadar. E, bir itirafta bulunayım. Videoyu derbi öncesi çekiyorum. Yani inşallah derbi sonucu bizi hepimizi mutlu edecek bir sonuç olur. E, yani transfer gündemimiz bu şekilde. Bunu da bile bile bu şekilde çekiyorum. Çünkü arkadaşlar transfer duyumları bekletmeye gelmiyor. Her an her şey olabiliyor. Beni izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.